Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Biliyorum uzun zaman oldu. Öncelikle hepinizden özür dilerim. Okul, iş güç vesaire derken çok ağırlık veremedim buraya. Aslında bir diğer sıkıntım da video fikri bulmaktı. Bunu da şimdi direkt olarak buradan hemen söyleyeyim. Eğer benim için uygun olduğunu düşündüğünüz içerikleriniz varsa bunları yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Ben de oradan seçe seçe bir şeyler yaparım. Şimdi gelelim bugünkü videomuzda. Bugünkü videomuzda biliyorsunuz eminim Endgame'i artık birçoğumuz izlemişizdir herhalde. Sen izledin mi? Ben öyle filmler izlemiyorum. Niye? Yani hoş gelmiyor bana. Popüler kültürün bize dayattığı. Aman ya. Bu tripler de beni öldürüyor abi. Bir süper kahraman filmi olarak değil de tamamen ticari bir iş için yapılmış olarak. Zaten ticari sinema ne için var? Ya şimdi şöyle ama bir, ya izlemedim yalan olmasın ama ne bir Spider-Man örümcek adam bir hikayesi ne de bir Batman hikayesi. Batman'le kıyaslama bak. İşleyebileceklerini düşünmüyorum. Bak, Christopher Nolan Batman'iyle kıyaslama zaten. Evet tamam da izlemedim çok özür dilerim. Birinciyi izledim. Hiçbir şey göremedim filmde. Kusura bakma sonra da daha devamını izledim. Sadece bir macera, aksiyon, koşmaca, kovalamaca, şey yapmaca. Ben bir hikaye göremedim. Ben hikaye göremediğim filmi izlemem. Diğer Avengers filmleri için buna biraz katılabilirim. Ama bu son ikisi Infinity War ve Endgame cidden hikaye barındırıyordu. Ve karakter özellikleri falan bence çok iyiydi. Özellikle Thanos. Neyse konumuzun çok dışına çıkmıyor. Şimdi Avengers Endgame incelemesine dönmesin video. Bugünkü videomuzda Endgame'den özellikle daha doğrusu Marvel'dan tanıdığımız birçoğumuzun en azından oradan tanıdığını düşünüyorum. Robert Downey Jr.'ın hayatını buradan size anlatacağım. Neden Robert Downey Jr.? 1. Ben Robert Downey Jr.'ı gerçekten çok seviyorum. Hem oynadığı karakteri Iron Man'i, Tony Stark'ı hem de Robert Downey Jr.'ın harbiden oyunculuğunu çok beğeniyorum. Ve hayat hikayesine baktığım zaman da gerçekten çok zor dönemler atlatmış birisi olduğunu gördüm. Ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi uzatmadan o zaman geçelim, değil mi? Olur reis. Geçiyoruz. Şimdi başlayalım. Robert Downey Jr. 4 Nisan 1965'te New York'ta Manhattan'da dünyaya gelmiş. 65. Babamdan büyük ha. Doğum günü ne? 4 Nisan. Senden 2 gün sonra. Aaa ben 2 gün sonra. Babası Robert Downey Sr. Yapımcı ve senarist aynı zamanda. Bu yüzden Robert Downey Jr.'ın sinema sektörüne girişi çok hızlı oluyor. Ama gerçekten yani. Hakikaten aşırı hızlı oluyor. İlk oynadığı filmi söylüyorum. Ne gülüyorsun? Torpil bir tek Türkiye'de değilmiş. Şimdi ilk oynadığı film Robert Downey Jr. Pound isimli bir film. Ve bu filmin yapımcısı Robert Downey Sr. Yani Robert Downey Jr.'ın babası. Ve Robert Downey Jr. bu filmde oynadığı zaman 5 yaşındaydı abi. 5 yaşında çocuk oyunculuğa başlıyor. Sinema sektörüne girişi bu kadar hızlı oluyor derken ben doğruyu söylüyordum. Niye? Sonu Sezercik gibi olabilir. Kanka çok benzer yönleri var biliyor musun? Öyle Sezercik mi? Videosunu izlemediyseniz şuraya bir yere linkini koyarım. Sezercik'le bir yerde özellikle benzeşiyorlar. Ama söylemeyeceğim şimdi oraya geleceğiz. Şimdi en başta söylediğimiz ve başlıkta falan da yazdığımız gibi Robert Downey Jr.'ın hüzünlü bir hikayesi var. Ve bu hüzünlü hikaye hızlı gelişiyor. Yani hemen başına geliyor adamın. Yazık. Daha Robert Downey Jr. 6 yaşındayken hayatı bir kabusa yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Neden? Tahmin et neden? Kesin annesine bir şey oluyor. Babası kalp krizi geçiriyor. Ve kaç yaşındayken? 6. 6 yaşındayken muhtemelen ailesiyle ilgili bir şey olması var. Doğru mu yanlış? Öğretmeni yani, ailesiyle de bağlantılı bir durum var ama aslında kendisini çok etkileyen bir şey oluyor. Kanka reis 6 yaşındayken babası buna uyuşturucu veriyor. Babası hayvan gibi uyuşturucu kullanıyor. Çocuk daha 6 yaşındayken uyuşturucu veriyor çocuğa. Sen de iç diye. 6 yaşında lan. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Abi düşünsene 6 yaşındasın. Dayım şey yapıyor sana. Bu arada kamera arkasında kuzenim var. Dayım düşünsene 6 yaşındayken sana daha aklın yerinde değil. Düşünme yetin yok. Uyuşturucu uzatıyor. Ne yaparsın? Alırsın abi. Baban sonuçta. Daha güveneceğin kim var ki? Ben beklerdi de o yaşta değişik bir şey. Aynen öyle. Yani ağzına sürüyor. Aynen. Her neyse Robert Downey Jr. daha 6 yaşındayken bu belaya bulaşıyor ve şimdiden söylüyorum. İleride başına ne geliyorsa aha da bunun yüzünden geliyor. Buradan da toplumsal mesajımızı verelim. Uyuşturucu kötü bir şeydir. Bulaşmayın, bulaştırmayın. Bulaşan tanıdığınız varsa kurtarmaya çalışın. Oğlunuza da uzatmayın. Evet, oğlunuza da uyuşturucu uzatmayın. 6 yaşındayken uyuşturucu kullanmaya başlayan Robert Downey Jr. 8 yaşına geldiğinde kokain bağımlısı oluyor. 11 yaşındayken de annesiyle babası boşanıyor. Bu da tabii ayrı bir travma oluyor. Şimdi oyunculuk kariyerine de girersek hani bu travmaları falan geçtiğimiz zaman oyunculuk kariyerine dediğimiz gibi 5 yaşında
başladı. Ama hani diğer oynadığı filmleri falan saymasak ilk ciddi işini 18 yaşında yapıyor. Baby It's You diye bir filmde oynuyor. İlerleyen zamanlarda tabii farklı filmlerde de oynamaya devam ediyor 18 yaşından sonra. Ama önemli diyebileceğimiz filmlerden bir tanesi Less Than Zero isimli filmi. Neden diye soracaksınız? Çünkü Less Than Zero filminde Robert Downey Jr. aslında kendisini oynuyor. Nasıl? Başrol Robert Downey Jr. Senaryo şöyle. Oynadığı karakter zengin bir aileden gelen ve genç yaşında uyuşturucu bağımlısı olan bir çocuk. Yani bir genç. Uyuşturucu bağımlısı olan bir genç. Zengin bir aileye sahip. Şan şöhret var çocukta. Başkası yazmış ve Robert Downey Jr.'a vermişler rolü. Ve adam resmen o filmde kendisini oynamış. Ve bu yüzden bayağı başarılı bir oyunculuk sergilemiş. Ama filmin gişesi çok iyi olmamış. Yani Robert Downey Jr. ne kadar iyi oynasa da çok fazla piyasaya böyle hani delip geçememiş piyasaya. Anlatabildim mi? Anlattım bence. Ama sonra Robert Downey Jr. bu filmde gişe sağlayamasa da yine de pes etmiyor. Oyunculuk kariyerini devam etmeye çalışıyor. Birkaç filmde daha oynuyor zaman içinde. Sonra 1992 yılında Chaplin filminde başrolü kapıyor. Bravo! Ki bu filmde başrol adayları arasında Robin Williams var. Ondan alabiliyor rolü yani. Ve da selam bu arada. Ve Robert Downey Jr. sonunda 1992 yılında Chaplin filminde aldığı rolle Oscar adaylığına geliyor. Reis Oscar adayı oluyor sonunda. Oscar'ın Oscar olduğu dönemlerde adaylığa gelebilmiş. 96'da, Sezercik'le benzer yanı demiştim ya. Geliyorum oraya. 1996'da bir trafik kontrolü sırasında arabasında bayağı miktarda uyuşturucu bulunuyor. Uyuşturucu ve dolu bir silah bulunuyor arabasında. Gözlem evine kapatılıyor. Gözlem evinden kaçmaya çalışıyor ama başaramıyor. Bayağı artık suçun içine giriyor yani bu yıldan sonra 96'da. Sonra gözlem evinden kaçmaya çalıştığı için hapse atılıyor. Ve yanlış araştırmadıysam 2000 yılında falan hapisten çıkıyor. Hapishanede gerçekten çok zor günler geçirmiş olan Robert Downey Jr. bir röportajında ya da bir katıldığı televizyon programında diye hatırlıyorum. Şunları söylüyor hapishanede geçirdiği günlerle alakalı ve hapishane günleriyle anlattığı tek şey bu. Onun dışında hiçbir şey söylemiyor, hiçbir şey anlatmıyor. Ne basına ne herhangi bir yerde görünmüyor yani. Diyor ki hapishanedeyken iki de defa kendi kanımla dolu bir küvette uyandım. Öyle bir dövmüşler ki herifi hapisteyken. İki kere kendi kanından oluşan bir hani havuz diyor da hani ben küvet diye düşünüyorum. Havuz dolduramazlar. O tarz bir şekilde aynen. Abartmış ben toparladım. O tarz bir anısı var hapishanedeyken iki defa. Çok ağır dövüyorlarmış yani Robert Downey Jr. hapisteyken. O ünlü oyuncuyu nasıl dövüyorlar ya? Abi ünlü oyuncu ve düşünsene böyle şeyler yaşıyorsun falan. Ben var ya kısa alnım bir daha asla toparlayamazdım. Mümkün değil yani. Her neyse. Sonra hapisten çıkıyor. Hapisten çıktıktan sonra Ally McBeal isimli dizide oynamaya başlıyor tekrar. Yani tekrar piyasaya giriyor bir şekilde. Sinema olması da dizi sektöründe giriyor. Dizide böyle bayağı bir tutuyor tamam mı? Bayağı başarılı bir dizi oluyor. Robert Downey Jr. için de çok iyi bir şey. Amma ve lakin bir ilki ne oluyor? Robert Downey Jr. dayanamıyor ve inanmış diyor. Bildim değil mi? Doğru tamam. Oğlum bu ne Türk dizisi bu. Evet değil mi? Çok çok dramatik bir hayat abi. Sonra dizi ilk sezonu bitirdikten sonra Robert Downey Jr. tekrar uyuşturucuya düşüyor ve diziden uzaklaştırılıyor bu yüzden. Hani uyuşturucuyu bırakana kadar diziye geri dönemezsin diyorlar Robert Downey Jr.'a. Diziden uzaklaştırılınca daha da büyük bunalıma giriyor. Daha da fena uyuşturucuya düşüyor tekrar. İşsiz güçsüz böyle geziyor ortalıkta. Kendisi diyor ki bu diziden uzaklaştırıldığım dönemde uyuşturucuya falan da çok düştüğüm için şey diyor. Saati 8 sentten pizza tavası yıkıyordum diyor. O işlerde çalışmış herif. Abi şimdi parasını çıkartmak için. Bu zamanda bir oyuncu çalışsa bir yerde 5 parasız kaldım. Kalmaz ki bu zamanda. Evet. Hem kalsın ne bileyim oraya gelse o biri görse direkt haber olur. Bu adam hiç olmuyor. Aynen öyle. En kötü ne olur? Saman Alevi şeklinde böyle bir popülaritesi olur herifin. Aynen yani. Orada kazanacağını kazanır sonra düşer. Neyse böyle işsiz güçsüz hayatını devam ettirebilecek kadar para kazanıyordu sadece Robert Downey Jr. bu uzaklaştırma döneminden sonra. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz hikayenin güzel yerlerine. 2003 Robert Downey Jr.'ın hayatında ve aslında hani bakarsanız Marvel Cinematic Universe'ün de bir dönüm noktası gibi bir şeye geliyoruz. 2003'te Robert Downey Jr. bir kadınla tanışıyor. İsmi Susan Levin. Susan hanım ablamız yapımcı. Aynı Robert Downey Jr.'ın babasının olduğu gibi. Ama uyuşturucu vermiyor bu. Merak etmeyin. Öyle kötü bir şey yok bunda. İkisi birbirine aşık oluyor. Ne kadar güzel. Susan abla, Robert abi mutlu mesut aşık oluyorlar. Robert Downey Jr. diyor ki ben ne evlen. Evlenmek istiyor Susan Levin'le. Ama tahmin et ne oluyor? Ya bir tane şey dayanamayıp uyuşturucu. Hayır bu sefer doğru değil. Susan ablamız diyor ki bak lafa bak lafa. Uyuşturucu diyor tamamen komple böyle bırakmadığın sürece senle evlenmeyeceğim. Aha da çekiyorum resti diyor. Helal olsun. Allah razı olsun. Gerçekten Allah razı olsun. Sonra ne oluyor? Robert abimiz bu olaydan ders çıkarıyor falan. Harbiden de herif uyuşturucuyu komple bırakıyor. Bütün hayatından çıkartıyor uyuşturucuyu. Kaçıncı kez bırakıyor acaba?
Bilmiyorum ama bu son. Bırakmıştır bence. Evet, denemiştir daha önce ama son kez Susan abla sayesinde uyuşturucuyu tamamen bırakıyor. Tabii Susan ablanın da bu konuda bayağı desteği oluyor. Çünkü hani dedik ya daha önce denemiştir falan filan diye. Tek başına olmadığı için bu sefer daha kolay bir şekilde bırakıyor. Bir de artık adamın hayatında kanka bambaşka bir motivasyon var yani. Önceki zamanları gibi değil. Önceden sadece kariyerini düşünürdü mesela ya da parasını düşünürdü. Şimdi motivasyon olarak adamda aşık olduğu kadınla evlenmek var. O yüzden hani bu da psikolojik olarak bırakmasında büyük rol bence. Neyse tamamen bıraktıktan sonra Susan Lennon'la Robert Downey Jr. evleniyor. Buradan alkışlıyoruz. Hala da evliler. Evet. Bundan önce bir evliliği daha oluyor Robert Downey Jr. ama ayrılıyorlar. Susan ablayla hala evliler. Sonra Robert Downey Jr. bu olaydan sonra uyuşturucuyu bırakıyor, evleniyor, mutlu mesut yaşamaya başlıyor. Resmen bir yeniden doğuş dönemi başlıyor Robert Downey Jr. için. Hani metamorfoz dediğimiz. Sonra 2005'te tekrar piyasaya döneceğim diyor ben. Ve dönüyor. Oynadığı film Kiss Kiss Bang Bang filmiyle geri dönüyor. İzledin mi? Hayır. Güzel film izle. Ben beğenmiştim. Evet. Kiss Kiss Bang Bang filminin de yapımcısı Susan Levin. Yani ya, Robert Downey Jr.'ın karısı. Hep başkalarından ya. Bırak ya. Sonra oğlum adam Robin Williams'tan Charlie Chaplin rolünü aldı lan. Daha ne yapsın? Bu film de maalesef beklenen gişeyi yapmıyor. Hatta Robert Downey Jr. bir röportajında diyor ki filmin vizyona girişini ve ne kadar düşük hasılat yaptığını dün gibi hatırlıyorum. Gerçekten yıkılmıştım diyor herif. Son umuduymuş resmen Kiss Kiss Bang Bang. O da gişede çakılınca herif tekrar bunalama doğru gidiyormuş. Az kalsın. Acaba ne oluyor? Az kalsın. Yine mi diyorsun? Yok yok yok. Sonra... Ya, karısı yapımcıydı değil mi? Evet. O karısını da uzattı. Yok uyuşturucu yok, kötü bir şey. Sonra reis yine vazgeçmiyor Allah'a şükür. Ve günün birinde o gün geliyor ve yapımcılar Robert Downey Jr.'a Tony Stark yani Iron Man rolünü getiriyorlar, diyorlar ki oynar mısın? Kral tabii ki de teklifi kabul ediyor ve çalışmalara başlıyor. Role hazırlanması için yapımcılar Robert Downey Jr.'a 3 hafta süre vermişler. Ve bu 3 haftada Robert Downey Jr. Susan Levin'le yani karısıyla neredeyse hiç uyumadan sürekli role çalışıyorlarmış. Sürekli beraber ezberlerini yapıyorlarmış falan. Hatta Robert Downey Jr. bir tane röportajında şey diyor. Susan beni gece uyandırıp hadi rolünü ezberle diye beni çalıştırıyordu falan diyor. Neyse 3 hafta sonunda Robert Downey Jr. stüdyoya gidiyor. Audition'ını veriyor ve rolü alıyor. Artık Robert Downey Jr. Tony Stark yani Iron Man. Yani aha da şu afişte gördüğünüz güzel adam. Bak isim sıralamasında da en başta yazıyor. O günden sonra Iron Man rolünü aldıktan sonra dediğimiz gibi Marvel Cinematic Universe'ın ilk filmi çekiliyor. Iron Man 1 çekiliyor ve gişede delip geçiyor her taraf. Yani büyük hasılat yapıyor falan. Robert Downey Jr. da zaten Susan Levin'le kendisini toparlamışken bu filmin de gişe yapmasıyla bayağı bir toparlanıyor artık. Süper bir adama falan dönüşüyor. Bu filmle de iyice böyle zaten hani Oscar adaylığı falan var herifin zaten ama hapse girdi, hapisten çıktı bilmem ne falan filan derken ünü biraz düşmüştü. Iron Man'den sonra onu tekrar toparlıyor. Arkasından Sherlock'lar, arkasından Avengers'lar, Iron Man devam filmleri falan geliyor böyle. Herif döşüyor bütün filmleri. Mis gibi de oynuyor hepsinde. Zaten şu anda kendisi bildiğim kadarıyla Hollywood'un en çok kazanan ilk 10 oyuncusundan falan biri. Hatta mesela Civil War filmi Kaptan Amerika'nın filmi olmasına rağmen Robert Downey Jr. filmde Chris Evans'tan yani Kaptan Amerika'yı oynayan adamdan daha fazla para almıştı diye hatırlıyorum. O derece artık herifin ün şeyi böyle coşmuş yani. Çıta hakikaten burada. Çünkü Sherlock'ta falan oynadı. Herif kendini çok iyi ispatladı oradaki rolüyle. Bunun gibi bunun gibi. Neyse. Bu kadar. Reis'e helali hoş olsun aldığı paralar. Çünkü bence, tekrar söylüyorum bakın benim fikrim. Çok 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 iyi bir oyuncu bence bak. Bence diyorum. Siz alınmayın. Şimdi çıkan adamlar olacaktır eminim. Daha iyi oyuncu mu yakın bende falan filan diye. Çünkü... Daha iyi oyuncu mu yok? Var ama bence çok iyi bir oyuncu adam. Yalan mı? Sence daha iyi oyuncu mu yok? Var canım. Kim? Bence Brad Pitt daha iyi bir oyuncu mesela. Yalan mı? En iyisi Brad Pitt olur. Sence en iyisi kim? En iyi oyuncu mu bence? Evet. Çok zor soru ya. Leonardo DiCaprio olabilir mi? DiCaprio belki. Bence en iyi oyuncu Leonardo DiCaprio. Olabilir çünkü çok farklı filmlerde çok farklı karakterler oynadı adam. Olabilir DiCaprio olabilir. Türk? Hiçbir fikrim yok ya. Fikrim var da öyle söyleyemiyorum. Kıvanç olabilir bak. Bence de Kıvanç. Neyse konuyu dağıtmayalım. İşte Robert Downey Jr.'ın bayağı bence dramatik hayatı. Benim buradan çıkarttığım sonuç vazgeçmeyin abi. Herif bak vazgeçmemiş ve bir destek bulmuş karısı. En sonunda da hayatını toparlamış bir şekilde. Bunalıma girerseniz bu anlattıklarımı belki düşünebilirsiniz. Bilmiyorum ne kadar etkili olur. Ama bence cidden güzel ders çıkarılabilecek bir hayat hikayesi var Robert Downey Jr.'ın.
istiyorum. Böyle bu videoyu da böyle o zaman kapatalım. Sence Robert Downey Jr. tekrar uyuşturucuya başlar mı? Başlamaz. Bu saatten sonra çok zor. Allah Allah. Nereden biliyorsun? Kanka şöyle düşünüyorum. Şimdi adam zengin ya. Evet. Belki zengin diye başlayabilir diye düşünebilirsin. Ama herif zamanında çok çekmiş bu beladan. Yanında şimdi karısı var. Karısıyla nasıl evlendiği belli. Herifin hep kafasındadır yani o. O yüzden bence başlamaz. Hatta oğlu bir ara uyuşturucuya düşüyor. Oğlunu işte kurtarmak için, hani uyuşturucuyu bırakması için bayağı teşvik falan ediyor falan filan. Bence o yüzden yani bu saatten sonra Robert Downey Jr. bir daha uyuşturucuya bulaşmaz gibime geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İleriki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.